Vara. Buradan mutfağa giriyorlar. Şu çevrelerde her yerde mutfak. Burası da mutfak zaten. Her yerde mutfağa giriyorlar. Artık mutfakta oturamaz hale geldik biz. Hala mı oraya? Bir senedir bu ev yapmışım. İlk bir senede hiç yoktu. Ondan sonra son iki senedir sürekli evimde yılan çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Masada çıkıyor. Yorganımı kaldırıyorum. Altında çıkıyorlar. Her yerde çıkıyorlar. Oturamıyorum evimde. Çocuklarım evde duramıyorlar. İmkanım yok. Kendime başka bir ev yapayım. Bilmiyorum ben de ne yapacağım. Çocuklarım evde duramıyor. Her yerde çıkıyorlar. Korkuyoruz. Gecelerin yatamıyoruz. Gecenin yarısında kalkıyorum. Çocuklarımın yataklarına bakıyorum. Yan altında da çıkıyorlar. Burada duru düzgün işlerimi bile yapamıyorum. Bulaşıklarımı yıkamıyorum korkudan. Yani ayaklarının altına... Şu ana kadar kaç tane yılan, tahminen kaç tane yılan vardır evde? Valla biz şu ana kadar belki 100 tane yılan buradan çıkarmışız evde. Öldürmüyoruz. Bize zarar vermelerinde korkuyoruz. Gördüklerimizi de atıyoruz. Ertesi gün yine bakıyoruz, yine evin içindeler. Artık hiçbir şey yapamıyoruz. Biz destek, bir şey bekliyoruz. Çocuklarım gündüz evde kalamıyorlar. Korkuyorlar. Ben yalnız başıma kalıyorum. Köy bir kilometrede uzaktır. Her gün bu yoldan gelip gidiyorlar. Köyde, burada evde kalamıyorlar. Geceleri zor eve getiriyorum. Eşim hiç hamallık yapıyor, günlük köy işleriyle uğraşıyor. Onun dışında hiçbir gelirim yok. Biz mutfakta artık çalışamaz bir hale geldik. Korku içinde. Evimizin hiçbir yerinde oturamıyoruz. Panik içindeyiz. Ben dün tüpü yapmaya geldim. Baktım yalan vardı üstünde. Artık işte de iş yapamadım. Bizim evimizde yalan var. Her gün yatamıyoruz, derslerimizi yapamıyoruz, sabah çıkıyoruz, akşama kadar eve gelemiyoruz, korkudan. Bizim evimizde her etrafta yalan var, korkuyoruz, uyuyamıyoruz gecelerde.